Şöyle güzel bir level tasarlamanın en zor kısmı nedir? Alanın büyüklüğüne göre zemin gerçekten çok ciddi baş ağrıtır. Biz de bugün AAA seviyesinde bir zemin nasıl yaparız ona bakacağız. Tabii ki zemin için gerekli olan materyali veya texture'ları sıfırdan oluşturmayacağız. Bunları Megascan'in bridge yoluyla verdiği assetleri kullanarak yapacağız. Bu arada bilmeyenlere çok hızlı şekilde hatırlatayım. Unreal Megascan'daki 19.000 tane asseti 2025 itibariyle artık ücretsiz yapmayacak. Yeni açılacak fab.com sitesinde de Ekim'den sonra hepsi ücretsiz olacak. Konu hakkındaki detaylı videomu da kanalımda bulabilirsiniz. Bu gibi diğer oyun tasarlama ve oyun geliştirme içerikleri için kanalıma bir göz atabilirsiniz. Hoşunuza giderse abone, beğenebilir miyiz, sıkılırsanız sevinirim. Hiç beklemeden bakalım nasıl bir AAA zemin yapabiliyormuşuz. Şimdi yapacağımız şey 5.4 güncellemesiyle gelen Nanite Tessellation'ı kullanmak. Ama bundan önce ufak bir şey göstermek istiyorum. Şimdi buradan yeni bir materyal oluşturacağız. Bu materyale girersek gördüğünüz gibi burada displacement olması gerekiyor. Fakat yok. Bu displacement'ı açmamız gerekiyor. Projenin ana dizinine gitmemiz lazım. Bende belgeler Unreal Projects. Buradan Test A isminde. Buradan Config. Buradan Default Engine. Şimdi buradan Script Engine Render Settings'in altına açıklama kısmına vereceğim şu kodu gireceğiz. Daha sonrasında kaydet diyeceğiz. Kapatacağız. Projeyi de bir kapatıp açmamız gerekiyor. Şimdi tekrardan hemen materyale girelim. Bakalım displacement'ımız gelmiş mi? Gördüğünüz gibi gelmiş. Ama açık değil. Onu da hemen şuradan tessellation yazıp enable tessellation deyip açıyoruz. Şimdi arkadaşlar bize bir materyal lazım. Hemen pixel bridge'imizi açıyoruz. Buradan hemen surface'e geleyim. Kendimize şöyle güzel cafcaflı materyal belirleyelim. Zaten ben bunu indirmişim lan. Tamam bu olsun. En kaliteli şekilde bir daha bir indirelim. Tabii siz oyun için veya daha optimize çalışması gereken başka bir yer için minimum deneyebilirsiniz. En yüksek seviye biraz zorlayabilir sistemi. İndirme işlemi bitti. Şuradan artıya tık projemizi ekledik. Şimdi sahnemiz hazır. Hemen inen materyali şu gördüğünüz yoldan bulabilirsiniz. Bulamadıysanız soldakini atalım. Yani gördüğünüz gibi dümdüz PNG, JPEG atmış gibi texture, yani hiçbir şey yok. Yeni bir materyal oluşturup şuradaki halini göreceğiz. Şimdi hemen buradan bir yeni materyal oluşturalım. İsmi cismini siz belirlerseniz şuraya gelelim. Şimdi sıra sıra bu arkadaşların hepsini bir içeri alalım. Base color'ın RGB'sini direkt base color'a, normal map bu, normal map'in RGB'sini normal map'e. Şimdi bu son kalan arkadaş çok işe yarayan bir arkadaş. Bunu 3-4 farklı yere bağlayacağız. Şimdi Blue'sunu Displacement'a bağlıyoruz. Red'ini Ambient Occlusion'a bağlıyoruz. Green'ini de Roughness'a bağlıyoruz. Buradan bunu Apply'dan Save ediyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmadı. Bunun için üzerine attığım statik mesh'i bulup Nanite'ini aktif etmem gerekiyordu. Yani shader'ları bir tekrardan hazırlaması gerekiyormuş. Şu an gördüğünüz gibi girinti çıkıntı oldu bak. Yani diğerinde dümdüz en ufak bir şey yoktu. Girinti çıkıntı yok. Burada girinti çıkıntılar falan var. Bunların da seviyesini tabii ki ayarlayabiliyorsunuz. Materyalin direkt şu ana yerine tıklayıp şuradan Displacement tıklayıp buradaki değerlerle oynayarak oradaki girinti çıkıntıyı daha da bu şekilde arttırabiliriz. Gördüğünüz gibi daha da böyle bir arttı. Şunu 1 yapıp şunu mesela 20 yapalım. Daha da bir şey oldu. En yüksek kalitedekini indirdiğim için sistemi bayağı bir zorlayacak bu. Aslında medium'unu indirmem daha mantıklı olabilirdi. Bu ilki düz texture'lı olan, hiçbir şey yapmadık. Gördüğünüz gibi dümdüz hiçbir şey yok. Bu da ikincisi. Gördüğünüz gibi gayet gerçekçi, gayet girinti çıkıntılar hazır. Kolejinde ufak bir problem olduğu için kapattım onu. Ama alanı görüyorsunuz. Gayet muhteşem duruyor. Şimdi bunu bir static mesh değil bir landscape üzerinden bakalım. Şimdi landscape'e gelip hiçbir detayına karışmayacağım. Direkt create diyeceğim. Bir dağ bayır bir şeyler oluşturalım. Şöyle çok da düz bir şey olmasın. Buradan selection moda geçelim. Direkt en üstteki landscape'i tıklayıp buradan Nanite'i aktifleştirip aktifleştirdikten sonra build data diyelim. Şu an bu landscape de hazır. Buradaki landscape materyale gelip hazırladığımız materyali bulalım hemen. New material ismi. İster sürükleyerek ister tıklayarak bu materyali şuraya atalım. Evet, materyali attık ama gördüğünüz gibi çivi gibi oldu. Çünkü static mesh ile landscape farklı şeyler. Bir öncekini anladınız. Onu kaydedin mesela. Onu başka bir yerde kullanacaksınız. Onu kaydedin. Bunun yenisini oluşturun. Duplicate edin. Kopya yapıştır yapın yani. Bir yenisini oluşturduğunuzu varsayalım. Hemen buradan geri gelelim. Bunu 20'den 0.3'e çekelim. Bu da en baştaki haline dönsün. Gördüğünüz gibi daha iyi bir hale geldi ama çok fazla tekrar ediyor. O tekrarı da hemen şu şekilde çözeriz arkadaşlar. Buraya texture koordinatı ekliyoruz. Bütün texture'ların UV'lerine atıyoruz. Sonra bunu apply diyoruz. Şimdi bu texture koordinat üzerinden de mesela 0.3 yapalım. Şimdi gördüğünüz gibi Nanite'i bir tık arttırabiliriz aslında. Şimdi çok ufak değerlerle oynadık, ne yaptık? Buradakini 0.3'den 0.1'e çektim UV'sini. Nanite Tessellation'ı 0.3'den 1'e çektim. Çok daha şahane, çok daha güzel bir hale geldi level. Başlayalım mesela.
en yüksek kaliteli zeminleri bu şekilde elde edebiliriz. İster static mesh olsun, ister landscape olsun, siz hem materyalle hem diğer ufak detaylarla oynayıp çok daha kalitelisini çıkartabilirsiniz. Bu şekilde de arkadaşlar AAA kalitesinde zemin oluşturmak Unreal içerisinden bu kadar basit aslında. Şu an tabii ortada bir level olmadığı için, etrafa bir ağaç, bir bina, herhangi bir şey olmadığı için o tekrar hala göze batıyor. Ama bir level olsa, etraf bir dolu olsa, değerleri biraz daha düzgün ayarlasak oldukça şahane bir zemin. Hiçbir şekilde burada sırıtmaz. Tam tersine zemin level'ın kalitesini arttırır. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımda da diğer oyun tasarlama geliştirme içeriklerine bakabilirsiniz. Hoşunuza giderse abone, beğeni, bildirimleri destek olursanız sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Climb up a ladder with a hammer and a nail, now nail it. Well, we worked so hard to build a little house together. In the snow or the rain or the ice cold wind, whenever.